3-5 maaş alan AK Partili bürokratlar hoş karşılanmıyor. Şimdi yenileri eklendi ona. Yeni duyduk daha doğrusu. Yıllardır maaş alıyorlarmış. Çifter çifter maaş alıyorlarmış. Biz yeni duyduk. Sizler de şimdi duyacaksınız. Kimdir o? Baştaki beyefendi Sinan Aksu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı. Ortadaki beyefendi Muhterem İnce, İçişleri Bakan Yardımcısı. Hanımefendi de Havva Nur Yurtsever, Çevre ve Şehircilik Bakan Müşaviri. İşte bunlar yeni çifte maaşlılar. İçişleri Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Bakan Danışmanı'nın aynı zamanda Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın yönetim kurulunda olduğunu tespit ettik. Kamuda birden fazla maaş alanlar, her gün ortaya çıkan yeni isimler siyasetin tartışmalı başlığı. Bu kez de İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu'nun, Çevre ve Şehircilik Bakan Müşaviri Havva Nur Yurtsever'in de Emlak Konut'un yönetiminden çift maaş aldıkları ortaya çıktı. Maşallah bakanların yardımcılarından tek maaşlı olan neredeyse yok. Vatandaşımız ekonomik krizin altında ezilirken, gençlerimiz iş bulamazken, esnafımız kepenk kapatırken AK Partili bürokratlar zenginleşmeye devam ediyor. Bendeki bilgi, kanunun ifadesi bir kişinin bir maaş alacağı yönünde. Öyle 10 maaşlı, 20 maaşlı kimse yok. Bakan yardımcıları aylık 30.275 lira maaş alıyor. Aynı zamanda Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan da aylık 12.500 lira ücret alıyor. Yılda 4 maaşta ikramiye alıyorlar. Aylık toplam geliri 46.941 lira. Bakan yardımcılığı gibi yüksek maaş alanlara bir ikinci maaşı bağlamanın nasıl bir izahı vardır? İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin 2017 yılından, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu'nun ise 2018 yılından bu yana Emlak Konut'un yönetiminde olduğunu söylüyor muhalefet. CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz birden fazla maaş alan bakan yardımcılarının cebine giren parayı da hesapladı. Vatandaş geçinemiyor, AK Partili bürokratlar zenginleşiyor diyerek iktidarı eleştirdi. İki bakan yardımcısının çift maaşının dışında yılda 4 ikramiyesiyle emekliye verilen bayram ikramiyesini de kıyasladı. Emekliye verilen yılda 2 bayram ikramiyesinin toplam tutarı 2.200 lira. Bakan yardımcılarına verilen yılda 4 maaş ikramiyenin toplam tutarı 50.000 lira. Emekliye reva görülen ikramiye tutarının tam 22 katı. Çok özel kurumlarda, çok özel güvendirmelerde olan insanlarımız var. Muhalefetin çift maaş tepkilerine AK Partili Bülent Turan, birden çok maaş alan bürokrat yok, varsa da özel bir görevdir demişti. Turan'a iki bakan yardımcısının özgeçmişiyle yanıt geldi. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda İçişleri Bakan Yardımcısının ne işi var? Devlette liyakatin bittiğinin ve çivisinin çıktığının ispatı. Bu utanç verici durumu nasıl taşıyacaklar merak ediyoruz. Birden çok maaş alan bürokratlar tartışması listeye yeni eklenen isimlerle sürüyor. Evet, çift maaş alanlar, AK Partili bürokratlar, gerçekten de bakınız 46.900 lira. Her birinin aylık maaşı 46.900 lira. Peki asgari ücret ne kadar? 2.825 lira. Değil mi? Asgari ücrette o kadar. Gerçekten işte buralarda kul hakkı yeniliyor. Buralarda diğer vatandaşların hakkı çiğneniyor. Böyle yapmamak gerekiyor ama şimdi